Banu'cum lütfen. Hoş geldin Banu. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Hareketlerine bayılıyorum bu kızın. Şuradan çok seni izliyorum. Giydiğin bu kostüme inanamıyorum şu anda. Aslında hani senin bildiğim kadarıyla 22 yaşındasın. Evet, 22 yaşındayım. 22 yaşında bir kız kombini değil bu. Değil bu mi? Yırtmaç boyu asla değil. Bir de bana yaşlı diyor. Sana öyleymiş. Yaşlı demedim. Evet, demesin. Hülya abla demişim bir de üstleri. O önemli değil, onu diyebilir tabii ki. O benim prenses tacıyla gelmemi. Taşlı tuşlu şeyler seviyor. Bla 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 diye bir yorum yapmış. Ben de ona yani yaşımdan ötürü böyle şeyleri sevdiğimi söyledim sadece. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Hmm. Hocam 22 yaşını söyleyebildi sonunda. Bir şarkı söylese de sesini bir duş. Şimdi yaşını söylemeye inanamıyorum. Sabahtan beri herkes soruyor ve 2000'liyim diyor. Öğrendi ben... demek ki siz sonra sonra o öğrendi. Aynen. Peki 22 yaşındaki bir kız giysisi mi bu? Gerçekten inanarak mı giydin? Aslında ben bu ayakkabı... beğenmiştim. Yani şu taş detayı, tek omuz olması... Aşkım beğenmişsin ki giymişsin zaten. Gitmişti. Evet. Sünnet annesi olarak aramızda. Ama hata mı etmişim acaba? Onu da sizden öğreneceğim. Kesinlikle hata ettin. Kesinlikle hata ettin. Sen şimdi böyle iki tane çocuğu olan oğlunun sünnet düğününe giden çok güzel bir anne olsaydın... biraz oldu derdik değil mi üstadım? Bir tık hani kırmazdık. 22 yaşında. 22 yaş için evet biraz. Mümkün yani değil. Yani bu tuvaleti ben giyerim. Ben giyerim bunu. Çünkü elbise güzel. Sana yakışmış mı? Çok yakışmış. Elbise çok güzel. Evet. Ama ben de çok sana olmadı. Bu sen değilsin. Bak mesela Hülya ablan giysin. Evet. Sünnet annesi de olabilirim. Hem ben görür görmez öyle bir yorum yapmıştım ona. Bu arada ne kadar ödedin elbisene? Ayakkabım ve çantam 275 lira. Elbisem 700 lira. Küpelerim 25 lira. Peki senin bu hareketlerin bilerek yapmıyorsun değil mi? Gerçekten kendi... böyle. İlk başta mesela birisiyle tanışıyorum ya bana şey diyor. Ya sen bu olamazsın. Sonra bakıyor böyleyim ama. Bakıyor ve diyor ki ben... evet bu tamamen sen olursun. Gerçekten ben senin gerçekten böyle olduğuna inanıyorum. Gerçekten. Evet ben senin böyle olduğuna hatta inanıyorum. Hatta küçükken ben anaokuluna falan gidiyordum. Bana şey şunu desene bunu desene. Aşkım bence desene sen hala anaokuluna gidiyorsun. Keşke gidebilsem. Bir ütü yapsaydın keşke yırtmacına. Hani madem bu kadar inanarak severek giydin. Kısmamı. Anladım. Ben üstadıma bırakıyorum. Lütfen buyurun. Uğurkan abi devam evet, ediyor. Şimdi sen oradan diyor sünnet annesi, sünnet annesi. Bakalım sen ne annesin? Geldiğin zaman konuşacağız tamam. Hanımefendi. O da bence tamam. Mezuniyet gibi. Lise sana mezuniyeti ne? Dedi. Hoşuma gitti. Hemen de lafını söylüyor. Hiç duramaz. Tetikte. Değil mi? Baksana demin de burada vıdır 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 konuşuyordu bir yerlerde. Ama... ne söylediğini çok iyi anlayamamıştım. Kıyafetin, tamam arkadaşım söyledi Yasemin, yaş olarak seni büyük göstermiş. Ama bu kıyafeti, şuradaki taşları tuşları, şuradaki taşları tuşları olmadan, kendi kumaşından bir buraya bir şey, kendi kumaşından buraya bir şey takıp, o zaman o küpelerle belki farklı bir şekilde gelebilirdin. Ama burada şıkırtı, burada şıkırtı, burada sallanan küpeler olmamış. Belki şu şıkırtıların içinde hiç küpe takmasaydın, eline belki minicik bir yüzük taksaydın. Çünkü o karışmış, bütün şıkırtılar karışmış. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir kere o çantayı ben de kullanmam, benim annem de kullanmaz. Öyle bir çanta kalmadı. Şu çanta seçimlerinizde çok dikkat edin. Yani hepinizin elinde bir şeyler görüyorum. Peki sen madem ki böyle yırtmaçlı ya bu elbiseyi yırtmaç açmayacaktın. Ya da o yırtmacı açıyorsan daha derin açacaktın. Hadi yırtmacı açtın. Bence
hiçbir şekilde bileğini kesen bir ayakkabı olmamalı. Bir stiletto olmalı. Eğer bilekten bağcıklı böyle ayakkabılar seçiyorsanız ya böyle tuvaletin altında ben sevemiyorum bunları. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Banu'cum hoş geldin. Hoş buldum. Pembeyi çok sevdiğini duydum. O kadar gençsin. Mesela... Hani o ruhunu gösterseydin en azından. Yani bu pembe renk olsaydı belki de hani bu elbisenin bu kadar ağır bir elbisenin genç yaşta ki birinin üzerinde görmem beni birazcık şaşırttı. Çünkü çok gençsin ve o kadar güzel kendi doğanı yaşayan bir kızsın ki yani ben seni her gördüğümde şaşırıyorum. Hayran oluyorum çünkü o kadar kendi doğanı, doğallığını yaşıyorsun ki o nedenle bu doğallığını hiç kaybetmemeni öneriyorum. Ve kesinlikle ben de katılıyorum Yasemin'e. Sen gerçekten böylesin. Ama alışık olmayan bir tarza sahipsin. Hayır ben bir de niye onu anlıyorum biliyor musun? Bana da bazen öyle derler. Bende de var birazcık. Bana da derler ki ilk sen gerçekten böyle misin? Ben gerçekten evet. Böyleyim. Seni de ben o yüzden çok iyi anlıyorum. Sen de böylesin. Çok ben de bir şey söyleyeceğim. Bana da hep derler ki sen gerçekten böyle misin? Hayır 6 ayda bir değişiyorum diyorum. kısaca şey sana bir önerim olacak. Bu kendi doğallığında onun aynada birazcık çalışarak, birazcık kendi öz eleştirini yaparak gerçekten bunun bir muhakemesini yapıp acaba ben bu işin bazen tadını kaçırıyor muyum yoksa kaçırmıyor muyum veya da ben böyle mutluyum diyebilirsin. Evet son olarak söylüyorum ve bitiriyorum. Elbisenin boyu felaket uzun. Hı hı. Bu boyla hiçbir yere gidemezsin. Bence direkt Allah korusun hastanede bulursun kendini. Eve git o zaman kızım sen. Evet puanlamaya geçelim Yasemin'cim. 2 veriyorum. Teşekkür ederim. Sence ne Banu'cum? Bilmiyorum. Hiç değişmedi. 2 aldın şu ana kadar hep 2 gidiyoruz. Ben sana 3 veriyorum. Ki bence sana verdiğim şu anki bu kombinle en iyi puan. Elbiseni beğendim ama sen olmadığın için o 2 puan gitti. Yoksa elbise güzel. Serdar'cığım. Prenseslerin daha iyi giyineceğini düşünerek motive etmesi için 2 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın tüm her şeyi çok dikkate alarak çok iyi bir şekilde karşınıza geleceğime inanıyorum.